Gübretaş, tarımsal üretimde verim ve kaliteyi artırmak amacıyla ülkemizin farklı noktalarında farklı bitkiler için model üretim alanları kurmaktadır. Toprak analizi sonuçlarına göre oluşturulan besleme programları bu alanlarda uygulanmakta ve elde edilen sonuçlar hasat günlerinde üreticilerle paylaşılmaktadır. Bu çerçevede bol verimli ve üstün kaliteli patates yetiştiriciliği için Niğde Hasaköy'de yer alan bir arazinin 14 dekarlık bölümünde model üretim alanı oluşturuldu. Toprakların verimliliğini belirleyen en önemli faktör organik madde düzeyidir. Bitkiler organik maddece zengin topraklarda daha iyi beslenir. Organik madde düzeyinin en az %3 olması gerekir. Toprak analizine göre deneme arazisinde organik madde düzeyinin %1,25 olduğu tespit edildi. Toprağın organik madde düzeyini zenginleştirmek için ekim öncesinde %80 humik pulvik asit ve %25 organik madde içeren ürün uygulandı. Patates bitkisinin ihtiyacı olan azot, fosfor, potasyum, magnezyum ve kükürt gibi bitki besin maddelerini bünyesinde barındıran zengin içerikli taban gübresi ekimle birlikte uygulandı. Bitkinin ilk gelişim dönemlerinde ihtiyacı olan azotu karşılamak için yine ekimle birlikte azot kayıplarını en aza indiren yavaş salınımlı ürün kullanıldı. Stalon oluşum dönemi başlangıcında ilk sulama suyunu verirken azotlu gübrelemeye devam edildi. Azotun etkili bir şekilde alınmasını sağlayan yavaş salınımlı ürün tercih edildi. Köklerin sağlıklı gelişmesini ve bol yumru oluşumunu desteklemek amacıyla ilk sulamada yüksek fosforlu, bünyesinde azot da içeren suda %100 çözünür ürün uygulandı. Erken gelişim döneminde köklenme ve çiçeklenmeye katkı sağlamak amacıyla ikinci sulamada çinko ve azot da içeren fosfor ağırlıklı besleme yapıldı. Bu uygulamanın ardından patatesin azot ve kalsiyum ihtiyacını karşılayacak bitki besini tek olarak verildi. Kalsiyum beslemesi, yumrularda iç kararmasının önlenmesi ve kabuğun daha güçlü olması bakımından önem taşımaktadır. Üçüncü sulamada potasyum, magnezyum ve azot içeren bitki besinleri uygulandı. Yumru oluşumunun başladığı bu dönemde yumruların irileşmesi ve iç kalitesinin artması için toprağa rezerv bitki besinleri verildi. Potasyum ve magnezyumu bir arada bulunduran bitki besin maddeleri ile azotun amonyum, nitrat ve üre formunu birlikte içeren ürünler kullanılarak bitki beslemeye devam edildi. Dördüncü sulamayla birlikte azotlu ve kalsiyumlu besleme yapılarak yumruların hızlı büyümesini teşvik edecek içeriğe sahip ürünler kullanıldı. Kalsiyumlu besleme sayesinde yumruların kabukları kuvvetlendirildi, iç kalitesi ve depolama ömürleri artırıldı. Bitki koruma ürünleri ile beraber amino asit ve iz elementli besleme yapıldı. İlave olarak uygulanan mikrobesin maddeleri ile bitkide yüksek verim ve kalite altyapısı geliştirildi. Yapraktan yapılan bu uygulamalarla oluşabilecek stres faktörlerine karşı bitkinin direnci artırıldı. Beşinci sulamayla birlikte azotlu ve potasyumlu bitki besinleri kullanıldı. Bu dönemde sadece azotlu besleme yapılması, yumruların dengeli büyümesi ve ürünün iç kalitesinin artması bakımından yetersiz kalmaktadır. Bitkinin potasyumla beslenmesi kritik derecede önemlidir. 6. ve 7. sulamayla birlikte bitki tarafından hızlı alınan sıvı formda potasyum ve kükürt içeren besinler kullanıldı. Patatesin raf ömrü ve iç kalitesi gibi pazar değerini artırmayı destekleyen besleme yapıldı. Nihayet emeklerin karşılığının alınacağı hasat zamanı geldi. Arazinin üretici uygulamaları yapılan bölümünde dekar başına 3600 kilogram ürün alındı. Aynı arazide bölgedeki üretici alışkanlıklarına kıyasla
gübre taşın %50 daha az azotlu gübreleme yapılmasını sağlayan bilinçli besleme programıyla Dekar'dan 4600 kilogram patates hasat edildi.